Herkese selam arkadaşlar. Bugün şöyle muhabbet kuşlarımızı, ink bilgilerimizi çekelim beraber. Çiko deliriyor içeride olduğu için. Çiko, gel bakayım. Çiko'yu bıraktık, bir de kavgaya gitti. Orayı kapatmıştım. O yüzden bana gelecek mecbur diye düşünüyorum. Gel bakayım. Gel oğlum. Arkadaşlar, Çiko'yu bıraktık. Şöyle bir neler var neler yok gösterelim. Burası benim bitkiler zaten. Şöyle. Arkadaşlar, tüm bülbüllerinin hepsini tek kapısı aldım. İçerisinde 6 tane 7 tane yetişkin olması lazım. Bakalım. Aynen öyle. 7 tane yetişkinimiz var. 3 tane yuvalık taktım. Yuvalıklarda yine şuradan bakarsak belki görebiliriz. Yumurta falan görüyorsunuz. Yani birbirleri mükemmel yumurtluyor. Bazıları batmıyor, bazıları batıyor. Bir de koloni şeklinde deneyimledim. Mesela şu saksının dibine de bakın. Çıkmamış birbirleri, yumurtası dolu. Yani devamlı ürüyorlar falan. Hediye ediyoruz. Değişik bir kuş. Yani görsel olarak keyifli, çok hareketliler. Bizim Çiko düşmanlık yapıyor. Hint bülbüllerim böyle arkadaşlar. Çoğunluğu white, beyaz. İki tane klasik var. Klasiklerin ikisi de dişi. White'lardan birinin altı da zebra desenli ama turuncu zebra desenli. Yani yakından gösterebilir miyim? Kameranın şeyle yaklaşalım. Bu üçü de değil. Demek ki şuradakilerden birisi. Gösteremiyorum arkadaşlar. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar, burada bizim yavru muhabbetlerimizde iki tane yetişkin dişimiz var. Kuşlarımın Çek ve İngiliz. Şuradan şöyle kapağı açarsam daha güzel görüntü alabilir miyim diye çabalıyorum. Arkadaşlar, sarı olan, yeşil olan ve açık yeşil olan erkek, gri, mavi gibi aslında ama rengi gri diyorlarmış. Ben çok bilmiyorum, öğreniyorum işte sayenizde. İki tane de yetişkin kızgın dişim var. Burada dinleniyorlar. Aşağıdaki yeşil yavru da biraz dövüşüyor nedense bugün. Ona bir bakarız. Yemliklerin üzerinden açtım arkadaşlar. Yem koyup boşaltırken çok zor oluyordu. Artık kapaklarını kullanmıyorum biraz. Üstten direkt ilave yapıyorum. Alttan boşlarını alıyorum. Bunlar da hem kendi yavrularımız hem de kendi dişilerimiz. Çiko yine kavga edecek bir yer bulmuş orada kendine. Arkadaşlar, burada bir tane renge ne denildiğini bilmiyorum. Bilenler yazarsa sevinirim. Bir erkeğimiz var. Biraz mama yemiş, ağzı gözü kırmızı. Burada çıkmamış bir tane yumurtamız var. Burada bir dişimiz var. Ve yanlış saymadıysam daha önce 5 tane de yavrumuz olması lazım. Birisi minicik arkadaşlar. Dişimiz çok güzel bakıyor. Biraz da saldırgan, yani insan da sevmiyor. İnsanlara saldırıyor. Erkeği bu. Dişisi yeşil olan. Arkadaşlar, burada Japoneslerimiz var. Bunlar da eş olmuşlar. Yuvalıktalar. Hemen şuradan bir daha hissedelim. Evet. Bunlar da dişisi mavi. Erkeği mor. Ya da tam tersi miydi? Evet. Dişisi mavi. Erkeği mor. Sarı yüzlü. Çift kanat. Şapkalı. Perçemli. Japoneslimiz. Japones diyorlar herhalde, evet. Onlar da böyle takım oldu arkadaşlar.
yani fikirleriniz varsa, dediğim gibi ben bu konuda çok şeyim, bilgili değilim. Arkadaşlar şöyle Nijer tohumu da veriyorum ben. Yani tüketen kuşlar kızgınlaşıyor, iyi oluyor. Şöyle gelelim. Burada bir tane baba bir erkeğimiz var. Arkadaşlar yanındaki dişisi öldü bunun. Yeniden eşleşmek istiyor ama dişiler çok hazır değil. O yüzden yalnız biraz dinleniyor burada. Çiko aslında konuşuyor arkadaşlar. Ama bunların yüzünden konuşmuyor pek. Çiko böyle elde kolda başta. Ama bu erkeğimiz biraz kızgın olduğu için onunla kavgaya gidiyor herhalde. Şurada da yeni işlemi yaptığım bir çiftim var. Tek emin olamadığım şey beyaz oluyor. Çiko mu diyorsun sen arada? Çiko? Çiçikuş? Çiçikuş? Arkadaşlar sandalyenin üzerinde olduğum için yakın çekim yapmak zorundayım. Arkadaşlar şurada yeşil erkek, beyaz olan diğer kuşumuz, yani buna da resesif diyorlar çekinirken olan kuşumuz. Dişin erkekle tam emin olamadım. Yani bunları da eşleşmeye koydum. Gayet de anlaşıyorlar ama çok bir fikrim yok. Çiko beni bırakmıyor. Gel. Arkadaşlar bu yeşil erkeğimiz bayağı kızgın. Ankara içinde düşünen olursa sahiplendirdim de. Şu an dediğim gibi bende hazır bir dişi yok. Bir de erkek fazlalığı var yeni yavrularda. Bakın Japonesler gene yuvanın içine girmişler. Arkadaşlar burada toplamda 2, 4, 6, 7, 5 tane doğu da var. 12, 1 tane doğu var. 13 tane yetişkin muhabbet kuşumuz var. Birkaç tane de yavrumuz var. Yani sezon mudur değil midir bilmiyorum. Yarım sıcak olduğu için yavruları alıyorum. Şu an evin içindeler. Bunlar için yeni bir yerde planlıyorum. Gene işte yaptığım bir oda var. Diğer videoları seyreden varsa orada bir kısma işte Hint birbirleri için büyük yüksek bir salma. Hint birbirlerinden arkadaşlar desenli olan bakın buraya gelmiş. Altı kuyruğu desenli bakın. Kuyruğu da desenli. Kendisi beyaz. Ya bunlara renk olarak ne dendiğini bilmiyorum. Hani ticari bir kaygıda gitmiyorum. Sadece besliyorum. Yani hoşuma gidiyor hayvanlar. Tabi bu beslemenin maddi manevi külfetleri var. Böyle bir muhabbet kuşlarımızı gösterdiğimiz bir video olsun istedim. Çiko önceden şöyle geliyordu ama gelecek mi? Çiko! Pişt, Çiko gel! Arkadaşlar Çiko mükemmel bisküvi yer. Bir tane bisküvi bulabilirsem. Şöyle yiyelim. Hemen göstereyim. Çiko! Gel! Gel gel gel. Pişt. Tavlayı bırak da buraya gel. Çiko! Tekrar çıkıp alayım. Arkadaşlar. Çiko kavgadan kendini alamıyor arkadaşlar. Yoksa bu bisküvi kesinlikle hayır demez. Hatta şöyle söyleyeyim. Yem yemiyor Çiko. Kafesindeki yemlik muhtemelen dolu duruyordur. Aynen. Dışarıda benim elimden ben ne yiyorsam onu yemek istiyor. Öyle bir kuş. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı, kanalıma destek vermeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Muhabbet kuş hakkındaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Lütfen yoruma yazın. Bir de şöyle, bu videoyu muhtemelen 1 Ocak akşamı yayınlayacağım. Hepiniz için, hepimiz için sağlıklı bir yıl diliyorum. Umarım kötü olan hiçbir şey bir yılda olmaz. Mutlu bir yıl geçiririz. Tekrar söylüyorum, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.